Hayır ya, o taraftan gelme ya. Ey wow. Hop. Enayi. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, Lara Croft oyuna geldiğinden beri bunun hızlı atlamamızı sağlayan perk'üyle neredeyse hiç oynamadım. Bu yüzden o perk'e uygun hızlı vault build yapmak istedim. Zaten meşhur bu build, çoğu kişi kullanıyor. Hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk perk'üm ustalık. Bir paletten ya da pencereden hızlı bir şekilde atlarken %20 daha hızlı atlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra 30 saniyeliğine bekleme süresine giriyor bu avantaj. 30 saniye bitkinlik vermiyor, bekleme süresine giriyor. Yani o an koşuyor olsak bile bu bekleme süresi yavaş yavaş azalıyor. Eğer 30 saniye içerisinde hasar almamış olursam 30 saniye sonra tekrar kullanabiliyorum bu perk'ü. Çünkü sadece sağlıklıyken çalışıyor, yaralıyken çalışmıyor. İkinci perk'ümüz kıvrak. Bir palet ya da pencereden hızlı bir şekilde atladıktan sonra 3 saniyeliğine normal koşma hızımızdan %150 daha hızlı koşuyoruz. Fakat sonrasında 40 saniyeliğine bitkin durum efektine giriyor. Bu bitkinliğin bitmesi gerekiyor tekrar bu perk'ü kullanabilmemiz için. Bu perk sayesinde pencereden atlama animasyonumuz %20 daha hızlı olacak. Bu perk sayesinde de pencereden atladıktan sonra çok daha uzak bir spota kaçabileceğiz. Olur da bir şekilde bu perkleri kullandık falan filan derken elbet bir yerde yaralanacağız. Yaralıyken de şu perk devreye girecek. Direnç. Yaralı haldeyken tamir etme, sabotaj, iyileştirme, kancadan kurtarma, atlama, bir totemi temizleme, çıkış kapılarını açma ve sandık açma eylemleri için %9 hız bonusu kazanıyoruz. Buradaki en önemli şeyler tamir etme, iyileştirme ve atlama hızları. Bize daha çok lazım olan atlama hızı. Yaralıyken de %9 daha hızlı atlayacağız yani pencerelerden. Ve son perkümde fırsat penceresi 32 metre yakınımızdaki paletlerin, yıkılabilir duvarların ve pencerelerin haresini gösteriyor bize. Bu buildimiz volt atma üzerine olduğu için spotları nerede olduğunu görmemiz bizim için bir avantaj olacak. Ona göre kendimize rota belirleyeceğiz. McMillan'ın parmak kemiğini gördün. Takımıma Ace geldi. Büyük ihtimal beni de taşır bu maçta diye sevindim. Ama gelen Ace'in nickine bakın arkadaşlar. Oho, Legion diyorsun. Adam daha ilk hook'unu alamadı. İki tane gem bitti. Sadece iki tane hit atabildi adam. Size bir şey diyeyim mi? Lehimci perk'ü var ya. Bir jeneratör %70'e geldiği zaman size bildirim veriyor sesli bir şekilde. O perk standart katil özelliği olsun. Nasıl fikir? Ya oğlum niye ya? Lan adam hook alamadı. Hook niye DC atıyorsun? Bak adam ne güzel slug attı, gördünüz mü? Abi fast fold bu build'i yaptım. Adam bir kere bile bana gelmedi. Artı ben bozulu var. Gelmiyor. Adam bana gelmiyor. Gözünün önünde koşuyorum adamın. Yine de bana gelmiyor. Aynen. Sen de attempt dene. Lan ya bir de attempt attı ya. Karabel hocam selamlar. Nasıl taktiği buradayım hocam? Ya takımıma gelen adamların da var ya. Adam maçı salıyor ya. Hiçbir şey olmadığı halde. What? Görüşürüz kral. Bamboozle bozdu burada işi ya. Güzel oynadık da. Bamboozle bozdu burada işi. No no no. No no no. Yaralıyken volt atma işi. Yaralıyken volt atma işi. No no no. Hehehe. No no no. Bloody hell. Hop. No no no. Öyle derlerler, öyle derlerler. Şuradan dolanacağız. İyisin Zurpo. Ay o kutuyu oraya koyanın. Ya o kutuyu oraya koyanın var ya, geniş almak zorunda kaldım ya. Oğlum adam iyi chase dağıtmıyor. Niye salıyorsunuz maçı? İki canle başladık maça ya. Ya vallahi bak of. Arkadaşlar ya bu daha sinir bozucu bir durum. Şimdi ben killer oynarken karşıya 4 tane böyle full tryhard nefes almayan adamlar geliyor yani. Nefes almadan oynuyorlar oyunu. Ben survivor kısmına bir geçiyorum, hadi bakayım. Attempt deneyip maçı salanlar mı dersin? Jhin yapmak yerine gidip saçma saçma boş totem kıranlar mı dersin sırf puan için? Al adam Jhin yaparken grab yedi anasını satayım. Salıyor şu an maçı. Öbürü zaten ilk düşüşünde daha asılmadan disconnect attı. Direnç var, var yaralı yaralı Jhin yapayım ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Heal'ımı 99'a getirdim. Böylece direnci de hala kullanabileceğim diyeceğim de.
Yıllanmam da boşa gitti. Ya oğlum o kadar gıcık olamazsın ya. Gerçekten o kadar gıcık olamazsın ya. Gelmedi. Beni gördüğü halde gelmedi. Gideyim bari jen yapayım dedim. Tam o sıra geldi özellik açtı. Yıllanmam da boşa gitmiş oldu. Bak yemin ediyorum Gen Rush yediğim killer videoları şu Survivor videolarından daha şey. Daha az sinir bozucu yani. Çünkü Survivor tarafında kime sinir olacağım belli değil. Takım arkadaşıma mı sinir olayım? Katile mi sinir olayım? En azından katil tarafında tek bir kişiye sinir oluyorsun. Yani kurban al. Otur şu Gen'e. Vuracağım kafana şimdi gerizekalı bot. Otur lan şuraya. Back off. Killer şeki de mi yediniz? Onu da yemişler. Kral ne yapıyorsun? Adam beni hızlandırdıkça hızlandırıyor arkadaşlar. Sakın o taraftan gelme. Hayır ya, o taraftan gelme ya. Ey wow. Hop. Enayi. Oğlum şu adama maç verdik lan. Şu adama maç verdik ya. Şu adama maç veriyoruz ya şu an. Yok ya. Sen ne kadar akıllısın lan. Ey wow. Bot hadi can yap lan. Oy, double mind game atmış. Çok korktum lan. Işığını verip geri gidiyor sandım da. Güzel oynadı burayı. Aslında bu tarz spotlarda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şu kısa tarafta kaldıysanız eğer bir kumar oynayacaksınız. Hiç paletle beklemek yerine direkt sağdan uzundan devam edeceksiniz. Ya da başka bir yere kaçmayı deneyeceksiniz. Katil çünkü %90 swing atıyor oraya mind game deneyip. Hani böyle ışığını falan gizleme oyunu yapıp direkt M1 deniyor. O mind game'leri kazanmanın en iyi yolu kumar oynayıp spotu salmak yani. Bana şu tarz takımlar gelsin. En beceremediğim killer'la bile iki can bile yaptırtmam. Abi çünkü adam salıyor maçı sana. Gerek kalmıyor ki zaten. Attempt deniyor, ikinci asılışına geçiyor. Öbürü disconnect atıyor. Bota düşünce zaten botun neler yaptığını biliyorsunuz. Adam röpte şambırla gelmiş anasını satayım. Nasıl yenelim? Al yenilginin bir diğer sebebi de bu. Direkt lanet var yani takımda. Bir tane bir lanet var. Bir cenabetlik var yani. Ama bak dünkü killer videomda anlattığım olayı adam ne güzel yaptı. Gördünüz değil mi az önce? Böyle uzak spotlara kaçınca kovalamadı. Slug yaptı. Tunnel yaptı. Artı takım arkadaşlarım sattı. Çok kolay bir şekilde aldı adam maçı. Eğer bu maçı normal oynamaya çalışsaydı mümkün değil alamazdı. İki can bitti daha huku yoktu adamın yani. Sadece iki hasar verebilmişti. Gidecek ondan sonra bir herkesi birer kere asacak falan filan derken şansı bile olmazdı adamın bu maçı kazanmak için. Hillbilly geldi. Hillbilly'ye karşı oynamak beni çok ürkütüyor ya. Çünkü ani hareketler yaptığı için spotta mind game denemesi zor oluyor. Aha helal lan. Biri palet save ya da flash save yaptı. Takım yürümeyi bilince nasıl sevindim gördünüz mü? Sadece yürümeyi biliyorlar diye sevindim yani. Ya buraya niye getiriyorsunuz ya? Ey bu! Beni de isteyecek, beni de isteyecek. İstemedi. İstiyor. Bloody hell. Adam akıllı. Belki de maçı sattırırız buna ne dersiniz? Güzel. İyi vakit kaybetti. Slug yapmasını engelledik. Adamı kaldırmış oldular. Lan! Oğlum D tuşum çalışmıyor. Sağa götüremiyorum lan karakteri. Çevirip çevirip götürsem. Ya oğlum çalış arkadaşlar. D tuşum gitti. Sadece sola doğru mu gideceğim? Oğlum sağ tarafa gidemiyorum. Lan Erbakan bile sağa daha kolay geçti. Ben geçemiyorum şu an. Allah'ım ya Rabbim. Heh tamam geldi arkadaşlar çok korktum. Ulan tam diyordum ne oluyor lan? Tam diyordum iyi oynadığım bir video klavye mi patlıyor ne oluyor? Neyse ki yırttık. Oğlum sen niye hep benim olduğum yerde düşüyorsun ya? Vicdan azabı çekeyim diye mi yapıyorsun? Gözümün önünde düşüyor adam. İbret alayım diye mi yapıyor? Ne yapıyor bunu? Bak senin de sonun böyle olacak diye. Gel şimdi hemen Jen'e. Adam evcil hayvanı gibi beni Jen'e oturtturdu yola fenerle gösterip. Ekranda lazer olunca böyle kediler atlıyor ya onun gibi atladım jeneratöre. Bak adam o başta slug yapmaya çalıştı ya beni orada düşürse çok ciddi zaman kaybedecektik. Düşüremediği için maçta şu an öndeyiz. Sonrası ne olur bilmem ama. Okey bir Jen'i daha halkın hizmetine açtık. Tridine 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 bandım bedava mı sandım para verip aldım. Evet arkadaşlar bu minik dans gösterimle sizleri eğlendirdiğimi umuyorum. Şimdi jeneratör yapıp sıkıcı bir şekilde maça devam edeceğim. Şimdi Cloud'a hasar almaya çalışacağım da bir yandan da ölmek istemiyorum ya testere. Tamam üstüme çektim. Bak bitti Jenler. Adam da ece atıyor. Adamlık hiçbir şey yok şu an. Biz hayvanız. Gerçekten adamlık hiçbir şey yok. Oy. Tamam kardeşim. Hav hav hav. Havlayayım mı amına? Hav hav hav. Allah'ım yarabbim. Adam beni evcil hayvan olarak kullanıyor ya. Pet gibi dolanıyorum adamın yanında ya. Bana görev veriyor. Artı 300 XP karşılığı. Ben de gidiyorum o görevleri yapıyorum şu an. Sen kimsin lan? Bu nereden geldi anasını satayım. Hadi kaçalım çocuklar. Çok iyi bir maçtı. Bir tane volt attım sadece arkadaşlar. İşte Survivor tarafı bu kadar eğlenceli. Bu maç build'lik çok bir şey olmadı ama ilk maç bence build'in ekmeğini yedik. Loop anlamında yedik yani maçtan kaçamadık ama. Şimdi arkadaşlar yaralıyken ki %9 küçük görünüyor gibi ama kesinlikle öyle değil. Bazen böyle ucu ucuna böyle pink yüzünden falan yediğimiz hitler var ya. Onların birçoğunu engelliyor. Killer kim bu arada? Albert mu? Nemesis mi? Nemesis'miş. Volt engelleyen bir killer. O yüzden build'in yoyu biraz counterlayabilir.
Kral. Hey wow. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu paleti attım. Hey wow. İyi fake. Tamam, kırmasını sağladık. Çok iyiyiz şu an. Devam ediyor mu beni kovalamaya? Etmiyor. İyi vakit kaybettirdik ama yoz yüzünden şu an jene kimse oturamadı. Jeneratörü biraz daha açık bir yere koyun. Mesela yanına ağaç falan da koymayın, aman diyeyim. İşte arkadaşlar bu tarz jeneratörler için sprint burst lazım. Adam size geldiği zaman direkt safe bir spot'a kaçarsınız. Ama şu an bana gelirse büyük ihtimal hasar alacağım. Ne oluyor lan? Bir tane ördeğe bastım sandım, oyuncak var ya. Tam çok güzel. Yoz süresinde hook vermeden jen bitirmemiz süper oldu. Peki bunu neye borçluyuz? No. Ne yapıyorsun ki? Ne salak salak hareketler yapıyorsun? Amunuyum. Vursaydı kaçacaktım. Vuramadığı için burada devam arkadaşlar. Belki gidiyor gibi yapıp devirme fake'ini verebilirim. Ananı avradını. Ya niye yedim o mindgame'i ya? Uhu! Fena satış geldi Nemo'dan. Kesin özellik vurur diyordum. Ananı s**tim o kim? Kıvrak doldurmuşuz. Şahane haber. Çok iyiyiz şu an. Şu an bu build de iş yapıyor. Biz de iyiyiz. Sakin ve akıllı oynuyor. Spotlara helal lan size. Şimdi bu tarafta 2 gen bitirdik. Bu 3. gen. Eğer bu jeni yaparsam adamın işine yarar. O yüzden bu jeni bitirmeyeceğim. Bu jeni sadece yükselteceğim. Adam hani buraya da gelip gitmek zorunda kalsın diye. Çünkü bu jeni bitirirsem bütün oyunu diğer tarafta oynar. Ve haritanın diğer tarafına oyun yayılırsa adam maçı kazanır. Map'in iki tarafında da birer tane jen kesin bırakmamız lazım arkadaşlar. Tüm jenleri tek bir tarafta bırakırsak katil inanılmaz avantajlı bir konuma geçiyor. Ben sana bir aşı yapayım önce. Şimdi bir de iyileştireyim seni. İşte arkadaşlar, takım arkadaşlarım yeter ki iyi olsun. Ben onlar için her türlü fedakarlığı yaparım. Hiç sıkıntı yok. Aşısını da ben basarım. Bak teşekkürünü de etti bana, gördün mü eğilerek. Kardeşim kolay gelsin. 500T'ye geçiyorum buradan acaba. Galiba cevap vermeyecek arkadaşlar. Biz yolumuza devam edelim. Yani üstüme hır diye biri gelse cevap vermeyeceğini anlarım. Back off. Kaybol ulan. Ah lan nasıl değdi oğlum ya. Oha oha, durdum lan resmen. O nasıl bir hız yavaşlaması? Ah benim yaramazlığı görüyor musun? Jene saniyesinde geri dönüyorum. Niye? Adamı burada tutmak istiyorum. Böyle de bir yavşağımdır arkadaşlar. Check paletini devirdik. Biraz hata yaptık ama olsun. Nema problema. Adama yeterince vakit kaybettirelim. Bizim için önemli olan o. Hala mı bana geliyor bu eşşoğlu eşek? Enayi viskoskisi özelliğini atsana. Nemesis almış, virüs kullanmıyor adam. İçeri girdiğini gördük. Hemen yandan dolanıyoruz. Ey wow. Şimdi buradan atlıyoruz. Double back atıyoruz. Fena öksürüyorum. Size öksürme animasyonu yapacağım diye düştüm arkadaşlar. Tamam çok güzel. Bak haritanın bu tarafına kaçtığım için adam benimle hiç ilgilenmedi bile şu an. Diyecektim ki geliyormuş. Oğlum ben bilgilendirici içerik yaparken bir daha beni göt etsene anasını satayım. Eşşoğlu eşek. Haha akıllıya bak akıllıya. Akıllıya bak akıllıya. Görüyorsun değil mi akıllıya? Aklı sıra. Aklı sıra benim önüme çıkacak oradan. Ey wow. Zombicim no. Oğlum çok enayi viskoskis oynadı adam burayı. İşte arkadaşlar direnç gücü. %9. Ey wow. Okey adam bu kez sonunda doğru oynadı. Burada yapmam gereken gidiyor gibi yapıp dönüp adama palet devirmekti aslında. Dwight'ı zombi sandım yemin ederim. Aa haritanın bu tarafında başka bir can daha varmış. Okey. Adamı AFK mı bıraktı? Aa AFK bırakmış lan. Ah lan Nemesis. Seni o kadar iyi anlayabiliyorum ki. Adam ne yapsın abi? Baksana ha buğun açmışız. 83 tane jeneratör rushlamışız. Az buçuk loop atmayı biliyoruz yani. İyi oyalamışız. Baksana garibim 2 tane hook almış. Nicholas'cım seni bir öpeyim. Mwah. Ona da virüs bulaştırdım da arkadaşlar. Salak. Anlamadı, virüs bulaştırdım. Yarın falan ölür o. Az önceki maç direncin faydasını gördünüz değil mi? Dur hangi pencerede gösterebilirim onu? Şu pencerede. Şu şekil karşıdan dik değil de şu şekil yandan gelip hızlı atladığınız pozisyonlarda direnç acayip iş yapıyor. Katilin farkı kapatmasını falan engelliyorsunuz yani. Medium volt atmış olmanıza rağmen. Direnç perkünün niye meta olduğu çok belli ya. Hem looplarda işinize yarıyor hem jeneratör yaparken işinize yarıyor. Yani aynı anda bu iki işlevi veren başka perk var mı bilmiyorum. Çok güçlü bir perk ya. Zaten en çok kullanılan
kullanılan 5 perk'ten birisi. Shorts videomda anlatmıştım bunu. %9'u kesinlikle küçümsemeyin arkadaşlar. Bu oyunda %1'in bile önemi var. Mesela katil tarafının 10 saniyeliğine %5 hız kazanmasını sağlayan perk var ya. Ulan %5 dediğin nedir ki diye onu küçümsüyor olabilirsiniz. Süresi de zaten 10 saniye boş verin diyor olabilirsiniz ama o kadar önemli ki. Hani mesela kurbanın 2 spot atlamak yerine 1 spot atlamasını sağlıyorsunuz sadece. 2 spot uzağa kaçmak yerine 1 spota kaçmış oluyor yani. Gibi gibi yani bu oyunda yüzdeler çok önemli. Ananı avradını. Bu taraftan gelmiş. Manyak Neo'ya bak. Sakın bana alttan üstten bir şey deneme kanki, tamam mı? Abi aşağı indim ama bu beni buradan çıkartmamaya oynayacak gibi. Artık hayırlısın ya. What? İyi var, bizim çıkmamıza izin verdi de. Basement build'i mi yapmış bu ya? Her aldığını basement'a götürüyor. Jeneratörü başlattım ki arkadaşlar ses duysun. Amacımız sadece rahatsızlık vermek. Beni nereden gördü lan bu? Hey wound. Beni nereden gördü? Yine kaldırmayacak gibi sanki bu arada, ne diyorsunuz? Aynen öyle. Saldı beni. Sakin purpo, akıllı purpo. Cici purpo. Buraya müthiş bir operasyon lazım ya. O adamı nasıl alabiliriz? Oo yine base attı ya. Alamayacağız ki. Denesem mi? O taraftan dolanıyor. O taraftan dolanıyor. İki maç kaçtık zaten. Bir de başkaları kaçsın kardeşim. Gerekirse bu yolda öldürürüz arkadaşlar. Aha! Enayi Viskoskis. Enayi Viskoskis. Purpo! Neler yapıyor bu çocuk? Aman tanrım. Diğer kapıyı açıp kaçmayı başarabilecek mi? %9 hızla açıyor çıkış kapılarını. Fedakarlığı bir cezaya mı dönüşecek? Yoksa halk kahramanı mı ilan edilecek? %9 hızla açtığı için şu an kapıyı açıp kurtulmuş olabilir. Ve Purpo! Hem takım arkadaşını kurtardı, hem kendisi kaçtı. İşte bu! Ben takımınızdaysam solo survivor olduğunuzu hissetmezsiniz. Bu arada bu son Huntress kısmında tamamen bu build ile kurtuldum farkındaysanız. Orada yaralandıktan sonra pencereden atlama animasyonunu direnç sayesinde hızlı gerçekleştirdim. Bu yüzden adamın attığı balta pencerenin kenarına çarptı. Normalde bana çarpması lazımdı eğer biraz daha yavaş atlamış olsaydım. Kıvrakla da uzak bir yere kaçmış olduk. Kapıyı da %9 daha hızlı açmış olduk. Yani tamamen bu ult sayesinde kurtuldum az önceki maç. Ama yine Huntress geldi. Abi. Abi iyi misin? Hüseyin VIP abi. İlk maçtaki rezil takımdan sonra Rabbim yüzüme güldü de iyi maçlar geçirdik arkadaşlar. Sonunda düzgün bir survivor videosu atabildim diye düşünüyorum. Allah da belanızı versin ya. Allah da bu şansın. Bin belasını versin ya. Hadi hızlı volt. Helal kızım, helal kızım. Oh, bölgeyi musallatı yırttım lan. Oğlum beni niye kovalamadı o enayi? Tamam tuzak atman önemli de. Dead zone'da kaldım. Bir de mal gibi paleti devirdim heyecan yapıp. Normalde o paleti devirmemem lazım. Ya hayır, araya giremedim. No no no. No no no. Sen bana hasar vereceğini sanıyorsun ama kıvrak artı no 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 ile zort. Ananı satayım. O ne sesti lan? Nasıl korktum? Görüşürüz başkan. Tıpırı çıktı, tıpırı çıktı, tıpırı çıktı, tıpırı çıktı. Ben kendi chase müziğimi yaparım. Bana ekstra müziğe gerek yok. Tıpırı çıktı, tıpırı çıktı. Şimdi arkadaşlar, hop, eyvot. Oraya da trap attı. Yaralanmamamız iyi şu an. 30 saniyede bir kullanabiliyoruz atlama perkünü. Bir de hack normal hızı yavaş bir katil olduğu için çok daha avantajlı oluyorum yani. Eyvot. No no no. Bak ta nereye gittim. Bak bak o bana gelene kadar. Ehey. Ehey anam ehey. Ananı satayım. Aha vuramadı enayi. Lan vurmuş. Vurdu. Ses şeyi çıkmadı ya. Sağırdım ya. No no no'm gelmiş tekrar. Ananı aldım. Gelmez olaydı. Burada var mı bir şeyler hocam? Varsa da yoksa da vallahi bizi kovalamaya devam ediyor. No no no. Bence fena oynamadım. Zor bir spottu. Biraz heyecan yaptım. Başkan. Bloody hell. Vay anasını arvadını. Koskoca Lara Croft vay anasını avradını diyor ya. Heal'ımı 99 yaptım. Dirençle buna yardım ediyorum şimdi. Bitir bitir. Sana yardım eden kafama sıçayım ki. Eyvoh dedik kaldık öyle. Bu karakterde şive mi var ya acaba? Eyvoh diyor ya. Eyvoh yandık. Bak şimdi şuna basacağım. Father time. Devam edin, devam edin, devam edin. Git, git. Back off. Onun son olduğunu biliyor ya, ona gidiyor.
Lan ne oluyor, niye geçemiyorum diyorum. Oyunum bozuldu sandım. Ne yapıyorsunuz lan? Gittiğim her yerden birisi çıkıyor, manyaklar ya. Bu arada az önce ben Felix'e sövdüm sana yardım edeni bilmem ne yapayım diye de adamın son asılışıymış ve yaralıymış. Çok da hatalı değildi aslında adam. Bir an önce spottan kaçması lazımdı yoksa koşana kadar ölürdü. Felix'cim özür dilerim. Bizim adamı bir bulsak hasar falan alacağım da arama kurtarma ekipleri gibi adamı aramaya çalışıyoruz ya. Şu an 3 kişi daha aldık. Ha buradalarmış. Devam et. Ama nereye kaçtın ki yani şu an? Seni koruyacağız diye maçı mı sıçırtacağız? Ne yapacağız? Devam et aşağıdan. Devam et. Yani bence iyi zaman kazandırdım. Tamam. Nice. Bu bir takım oyunu. Kaçın. Ah lan Hack. Bu seviyelerin killer'ı değilsin be. Yani çok stratejik oynamanız lazım. Adam 2-3 kere bana normal chase attı yani. Peşime falan takıldı. Hack'i böyle oynarsanız bu MMR'larda çok zor yani. Legion maçını saymazsak sardı ya bugün Survivor maçları. Ananı satayım. Bu kim? Ne alaka lan? Ne drone gördüm ne bir şey gördüm. What the fuck moment gibi bir andı yani gerçekten. Direnç. Burası tamamen direnç. Nasıl fast volt atamadım onu da anlamadım ama burası direnç'e yazar arkadaşlar. Çok iyi. Kurtulduk yine. İşte bu tarz milimlik yerlerde direnç. Bunu anlatmaya çalışıyorum. %9 deyip geçmeyeceksiniz. Bak bir tane hook'tan kurtardı beni şu an mesela. Kafatası tacirin nerflenmeden önceki son çırpınışları. Oradan geldi. Pekala. Şu paleti doğru bir ilerleyelim bakalım da buraya da drone bırakacak büyük ihtimal. Hocam bıdı bıdı yapma. Aha! Üçüncü taraması ne ağır oldu oğlum bana? Drone'larda bir şike sezdim. Drone'larda ağır şike sezdim arkadaşlar. Çakala bak lan, kıvrağımı blokladı. Stemsizce mi yaptı, bilerek mi yaptı bilmiyorum ama. Ugh. Yani görüyorum, izini takip ediyorum da öyle bir topal efekti yedim ki. Hani öyle olur ancak. Yaptın mı lan? Bomba mı attı o? Sen var ya oğlum, sizi yerim lan. Kardeşim beni bir bırak be. Sattık. Ah heyecan yapma Purpom, ah Purpom heyecan yapma ya. L spotunu ne kadar iyi oynadıysam burayı da bir o kadar kötü oynadım. Pekala. Kıvrak atıp def olup gittim hocam. Bu paletimiz duruyormuş. Buraya da bir toba çıkartması geldi. E tamam da bu beni yaraladığı zaman keşke şey hakkım olsa. Hızlansam yani mende geçirdiği zaman. Okey. Akıllı oynuyor yani, şu an tanımlaması gerekiyor. Az önceki adamın son asılışı olacaktı galiba. Yo, onun da ikinci asılışı olacakmış. Keşke almasaymışım hasar. Ben onun son sandım bir an ya. O yüzden barova hasarını alıp üstüme çekmeye çalıştım da. Bana koşmanız lazım. Çabuk. Çabuk. Lukira. Kardeşim. Süpersin. Ananı satayım. Palet gitti lan. Direnç sayesinde yapıyorum Jhin'i hızlı hızlı. Şu an son asılışı diye Jhin'in peşine takıldı. Oo çok hızlı düşürdü lan. Ulan şansına bak adamın. Aynı anda hem drone vurdu hem killer vurdu. Bakalım sonrası nasıl olacak. Koklayarak buldu ya. Koklayarak buldu hayvan herif beni ya. Kıvrak gücün yok. Killer şeki devirinyor. Buraya doğru koşan yok ama yetişemen yok. Katil çakallık yaptı. Oğlum bir hasara gelin lan. Şşş. O kadar hukukumuz var oğlum. Jhin'ya falan yaptık beraber. Oğlum bu yavaşlama efekti neymiş lan? Var ya bak. Yine dirençle yırtıyordum da bu yavaşlama efekti fena. Ben bir kafatası tacir çekeyim. Ne dediniz o işe? Bana bir hasara gelselerdi aslında. İkisi de fulldü. Al beni al. Lan alsana. Aha vuramadı. Ne oldu orada ya? Niye alamadı o beni? Ben shift'e falan mı bastım yanlışlıkla? Galiba öyle bir şey yaptım. Ulan kıvrağım ucunda şu anda. Durup durdurma şey yapma fırsatım yok. Adam da canavar gibi ya. İyi oynuyor var ya chase'lerde aslında. Bilinçli oynuyor yani. Kıvrağımı
bir durup şey yapabilsem, sıfırlayabilsem kaçacağım da. Tamam ya, güzel maçtı bence. Tatmin ediciydi yani. Bazı spotlarda ben güzel oynadım, bazı spotlarda adam güzel oynadı. O drone yavaşlatması sayesinde yakaladı beni her yerde. Yani o drone yavaşlatmasının ne kadar önemli olduğunu anladık aslında. İki taraf için de tatmin edici bir maçtı bence. Oğlum bizim adamlar niye kaçmadı? Kapıyı mı açamadılar? Bu bana dönüyor. Ne yaşandı ya bu maç? Niye gitmedi bu ikisi? Gittiğimizi sansın diye arkadaşlar ben buraya çöktüm. Onun izini gördü, şimdi onunla gidecek. Ama bu drone çalıştı diye buraya geri döner mi? Ananı satayım, dönmüş. What? Of. Yani escape from Tarkov falan öyle bir maçtı yani ya şu an. Oğlum gerici bir katil ya. Bir an hani müziği olmuyor da sonradan başlıyor ya. Adam 100 prestij kafatası taciri. 3600 saat güzel. Bence fena oynamadık yani bu seviyede bir killer'a karşı. Evet gençler, güzel bir survival videosuydu bence. Ben keyif aldım. Build de güzel yani. Çoğu yerde build sayesinde kurtuldum zaten. Umarım sizler de keyif almışsınızdır videodan. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.